Ay kız canım çıktı vallahi, öldüm yorgunluktan. Nedir bizim bu çektiğimiz? Vakti zamanında okuyup şöyle bir masa başı işi bulamadık kendimize. Şimdi eşek tepmiş gibi dönüyoruz eve. Evde bir sürü ütü var biliyor musun? Sorma. Benim de dayak yemem lazım. Ütülmüş sabah çıkarken yıllık banyosunu yapıyorduk. Çıkarken akşama görüşürüz dedim. Ana kız, Almanya'da olsak var ya 10 kere bu ütülmüş abisi atarlardı vallahi. Şikayet etsen burada da atarlar. Kız şikayet et, attır şu deveyi içeri. Ya ben sonra hapisten çıksın da gebersin beni. Hapisten çıkın bu kadar kolay mı? Kızım ütülmüşten bahsediyoruz. Hapishane değil, hayvanat bahçesine kapatsak yine çıkar gori. Ay benim koptu. Neredesin be? Buradayım. Vallahi senin şu cesaretine bayılıyorum ha. Çok cesaret. Ne cesareti be? Ama ne cesaret olur mu kız? Göz göre göre dayak yemeye gidiyorsun işte. Ama ne güzel unutmuştum. Niye hatırlatıyorsun be salak sarımsak? Bak bana kalırsa sen şu hapishane işini bir düşün. Hiç değilse biraz istirahat edersin. Ay git şuna be. Herif beni rendelemek için bahane arıyor zaten. Bir de tutuklatırsam gebertecek beni. Kız bu adam arabayı soyuyor mu, ne yapıyor? Soyuyor mu? Kız yürü bakalım, şunu şahit mahit yazarlar kız. Gel. Kız cesaret kız, olur. Kız yürü be, yürü kız işin yok. Artık. Ne yapıyorsun sen orada yani? Kahvaltı ediyorum. Görmüyor musun? Teybi çalıyorum işte. Bana bak. Hemen çık dışarı valla. Please diye bağır. Hiç zahmet etme hanımanla. Alarmın sesini duyan polisler neredeyse gelirler. Ana ne suçlu lan bu? Şşş çalışsana lan. Namert alar. Ya oğlum aldım teybi. Hadi bir kaçsana geri zekalı. Yok ya. Kaçayım da beni yakalayamasınlar değil mi? He? Öf, nerede kaldı bu polisler yahu? Ana sen ne biçim kırgızsın be, kaçıp gitsene. Bak hanım abla, şimdi ben bu çalıntı teybi satsam en fazla 3 gün idare ederim. Öyleyse ama yakalanırsam en az 3 ay hapiste yatarım rahat rahat. Bilmem anlatabildim mi? Ana sen içeride yatmak için bu arabayı sordun. Hayat pahalı be abla. Hem biliyor musun dışarıda kanlım var. İçeri girersem paçayı yırtarım diyorum. İnsan. Kanlısı için içeride yatmak ister mi be? Ya niçin içeride yatmak ister? Ayısından kaçmak için mi? Ulan bu devirde kaç kişinin ayısı olur be? Ütülmüş. Heh işte geldiler. Hadi abla sen ikine bak. Senin de suç ortağı diye içeri atarlar ha. Yürü. Ver lan şunu. Ne yapıyor? Buradayım. Buradayım. Kardeşim yakalandın işte. Ne kaçıyorsun kaplumbağa gibi? Bak. Tersi koyarsan cezanı iki katına çıkar en azından. O zaman zor tutarsınız beni. Gelsene buraya ya. Bir de arabaya. Al kardeşim. Konuşma. Yürü. Gir lan. Gir. Almayın beni. Yaşasın adalet. Yaşasın adalet. Yaşasın adalet. Allah Allah. Polis Bey. Çık. Yürü. Polis Bey. Ya şu karı milletini hiç anlamıyorsun arkadaş. 5 dakika geç kalınca dayağı yiyor yere 135 dakikadı ta gelmedi. Ya, ama belki de ölümüne susadı. Dayak yemekten hoşlanıyor inek. Şuraya bak. Akşam yemeğinde çekirdek çitlediyor. Bari yanında ırak olsaydı. Evet. Tamam sen gelince senin de kabuklarını çekirdek gibi çit çit ettirmez miyim ben? Ana geldi inek. Hoş geldin kakılmış kardeş. Biz de çekirdek kardeşine senden söz ediyorduk. Demek ki en eterini unuttu zile bastığına göre. Kader de sana kapı açmak da varmış kakılmış. Neden aldın lan bu zedekada he? Gel bakayım buraya. Öküz desene. Öküz babandı. Tabii babandı. Kızım değer miydin? Bak şimdi kıçı kırık bir teyp yüzünden kaç ay hapis yatacaksın? Kaç ay yatacağım komiserim? Ne bileyim ben. Onu sabah hakime sorarsın. Buna bak ya. Hafta gireceğim diye neredeyse zil takıp oynayacağım.
işte. Bir dengesi bozuk galiba komiserim. Yakaladığımızda da yaşasın adalet, yaşasın adalet diye slogan atıyordu. Ne var kardeşim? Hukuka saygılı bir kırk uzunlu var mı? Çağırsak ki elimizden çağırmadık, mecbur kaldık, çağırdık. Sanık kocasını getirdik komiserim. Sanık mı? Her şeyi senin için yaptım, bitirmişim. Sana rakım ve bir zola alacaktım. Biz zolamı ne diyor musun? Komiserim ne diyor bu? Karın araba teybi çalarken yakalandı İkilmiş Bey. Olaydan haberin var mı? Araba teybi mi? Ya bizim arabamız var mı da teyip çalıyor tok tok? Gördüğünüz gibi kendisinin hiç bu boktan haberi yoktu. Ben bu kırkızlığı kendi isteğim ve inisiyatifimle yaptım. Kırkızlık mı? Ya sen ne diyorsun kalkınmış? Ya bırakın bu salağa geçsin komiser bey. Ben de birinin ciddi zannı için çekeyim. Götürün şunu savcılığa sevk edin. Adamı da bırakın gitsin. Sağ olun komiserim. Yaşasın adalet. Yürü bakalım. Sen de birkaç ay bensiz idare edilir İkilmiş Efendi. Şirkete temizlik şirketine telefon aç sana temizlik işi ayarlasınlar. Arıma geçin. Nasıl iliştim şarap içtim. Kaçma lan. Lan kaçma diyor. Kaçmasın lan. He? He? Lan nerede lan benim kayıplattım. Lan ben sana dün gece ne dedim lan. He? Tok boku. Söylesene lan. Lan. Konuşsana, konuşsana ne? 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 Senin yüzünden ne hallere düştüm, şuraya bak. Yastığına matabın yanına. Oh, şuraya bak. Sen kodesten çıkana kadar ben kesin kafayı yerim. Lan akmış. Evlere yiyecek hiçbir bok kalmadı. Keşke televizyonu satmasaydım. Şimdi satar kayfaltılık bir şeyler alırdı. Kalkılmış. İnşallah Oğuz ağası da senin kafan kırıyordu şu anda. Dalga geçme la inek. Zaten senin yüzünden asabım bozuk. Benim yüzümden asabım mı bozuk? Ulan ben sana ne yapmış olabilirim ki? Bir haftadır içerideyim kereste. Tamam işte la taş arabası. Bir hafta bana yetti de attı bile. Yoksa beni özledin mi lan? Özlemez olmayayım lan kakalmış. Bir haftada yastıkları dövmekten imanım gevredi anasını satayım. Hem parala da suyunu çekti. Yanımda 5 milyon var. Hiç adam olmayacaksın sen değil mi? Hep böyle ayı olarak kalacaksın değil mi? Ne var lan? Alt tarafı 5-10 kuruş bir şey verecek. Ulan gerizekalı. Sen kimden para istiyorsun? Haberin var mı? Hem bir haftadır içerideyim ben dingül. Beni bak, bana öyle dingil mingil diye konuşma, kodum oturdurum bak. Bir bok yapamazsın.
Burası evin salonu değil. Devletin hapishanesi. Tamam lan. O zaman ben de çıkana kadar beklerim. Bekle bekle. Çıkınca ben seni torbaya koyup çöpe atacağım. Lan salak oğlu salak. Sen daha bir hafta dayanamamışsın. 11 hafta daha nasıl dayanacaksın? Mutlu beygut. Kapının önünde olacak kalkılmış. Çıktığın yerde gömeceğim seni. Ben çıkana kadar sen çoktan gubri olursun. Bak kokmaya başlamışsın bile. Ulan alçak, şimdi anladım. Benden kurtulma için girdin içeri değil mi? Bu yaşlı bu zeka. Vallahi senden ileride alim olur ötürmüş. Tabii okudum mahsus duyurdum. Sen daha yeni mi anladın ha kurt? Bir daha bu şahıs buraya gelirse sakın almayın. Ter örgüleri dokuyor. Hoş geldin. Hoş geldin. Ne bakayım buraya mı? Ne bu lan? Gardiyan! Gardiyan! Aç kapıyı!